Evet dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında birazcık sıkıntı oldu. Oyuna ben birazcık başladım, hatta işe aldım falan, aracı değiştirdim ama kaydı açmayı unutmuşum. Haliyle oraları anlatacağım. Şimdi şöyle hatırlayın, International 9900 aracımız vardı. Ben onu verdim, Western Star'ını aldım. Tam modelini şu an hatırlamıyorum. Hatta bakalım, bir bakalım. Çekici açısından bir bakalım aracımız neymiş. Western Star 57X. Neden bunu aldım? Ötekin hatırlayın, kabin çok geniş, aynalar gözükmüyordu. Zor oluyordu o şekilde sürmek. Yardımcı aynalar açınca da hoş olmuyordu ekran. O yüzden bunu aldım. 75 bin euro verdim üste. Onu aldım. Şimdi serbest çalışacağız. Sandpoint'teyiz. Şimdi Sandpoint'te bir tane iş var hatta. Bunu ben almış mıydım? Yok, almadık aynen. Demin bir önceki kayıtta hatta söylüyordum işte. Tekrar aynı şeyleri söyleyeyim. Şimdi bizim bulunduğumuz yer, bakın burası. İş tam şurada. Yani önce buraya bir sürmemiz gerekecek. Oraya süreriz de olmazsa ne yapalım? Sürelim. Sonra oradan şöyle aşağıya doğru Missoula artık nasıl okunuyorsa Montana'nın işlerine doğru gidelim. Bir de şu var. Şu sanki daha yakın. Belki bunu alabiliriz. Aynen. Fiyat olarak çok aman aman bir fark da yok. Bunu alalım da almazsa. Bakıyorum başka var mı? Aynen. Ha ama pardon, bu Idaho'nun içine gidiyor. Bakın onu gözden kaçırıyordum. Farklı bir yol sürmek istiyorum. O yüzden bunu alacağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu mesafeyi süreceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Şu haritamı açayım. Harita gene kapanmış her zamanki gibi. Telefonun yardımıyla tuşa bastım. Araca tekrar şöyle bir bakalım. Evet, güzel bir araç, böyle sade. Bakın ayna gözüküyor. 190 mil varmış. Yük almaya gideceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yük almaya gideceğiz. Yazık oldu, kaydı almamışım. Şimdi bakıyorum tekrar kaydı alıyor muyum? Evet, bu sefer alıyorum. Hatta şöyle bir şey oldu. Fark ettiyseniz eksi 8.000 dolardayız. Normalde artıdaydık. Ben iş de almıştım. İşi de iptal ettim. Hani sıfırdan çekeyim diye. Tabii iptal edince 12.000 dolar verdik. Eksiye falan düştük. Böyle bir şeyler oldu. Teslimat herhalde bir video sürer. Çünkü malı almaya gidiyoruz. Bir de onun geri dönüşü var. Güzergah var. Yani bayağı sürer bu. Bir saat sürer bu video. Yalnız araba yağ gibi akıyor. Gerçekten akıyor, güzel. Biraz gürültülü geldi bana. Camları açıkmışçasına gürültü. Hatta şöyle bir yana çekelim. Cam tuşlarını atamıştım diye hatırlıyorum. Bakalım tuşlar. Şu an yan camı açıyorum aslında. Ben onun sesinden anladım açıldığını. Bir açılma sesi geldi ama. Yo. Galiba hayal görmüşüm. Atadığımı zannediyorum. Atayamamışım. Ha, ETS 2'de atamıştım. Doğru. Tamam, pardon. Oyunlar karıştı. Hadi devam o zaman. Boşa durdum. Şu cam açmayı falan tam atamak lazım ya. Böyle olmuyor. Aa, şurası ne kadar güzel bir yer. Bir bakalım ya. Merak ettim. Neymiş? State Line House. Güzel güzel. Aha,
Vallahi çok güzel bir karavan yeri. Hoş yani. Yol boş ama sinyal verelim ya da ne olur olmaz. Ödenmesi var falan. Biraz basalım yoksa akşam olacak yani. Geri dönüş mü verdi? Bir dakika, ne yaptı bu ya? Bir dakika. Yo. Ah, bize bunca yolu boşa sürdürdü. Buradan ileriden sağdan geri döndü. Aynı yolu geri döndürüyor bize. Nasıl bir mantık bu? Ya baştan o zaman direkt sağa değil de sol yapardık, giderdik. Bizi yola niye soktu? Çok merak ettim. Şu an navigasyon nereden giderse oradan gidiyorum. Mantıksız mantıksız bir şeyler yaptırdı bize yine. Ya ne yaptı bu bize? Niye böyle bir şey yaptı ya? Bir dakika, haritaya bakacağım ya. Biz zaten şuralardan bir yerden başlamadık mı? Buradan böyle dönmek yerine niye böyle aşağı in buradan tur at yani? Mantık ne ya? Ah, akıl alır gibi değil ya. Yani şuraya gitmek için nasıl bir mantık? Niye böyle bir şey yaptı? Navigasyona da güvenmeyeceksek işimiz iş yani. Bildiğin geri dönüyorum aynı yolda. Komedi gibi. Işık falan burada. Aaa, manyak araç. Çarptıracak. Manyak adam ya. Nasıl çarptıracak? Bak hem navigasyon sinir etti zaten.
Epey güzelmiş yalnız. Aşağıdaki. Biraz basalım şurada ya. Herhalde diyebilecek halimiz yok. Tamirci varmış. Paramız yok ki arabayı bir yükseltelim falan. Bunun içinde kredi çekilmez yani. Çok acayip bir yol yapmışlar. Bu ne ya? Arkada şerif mi vardı? Hadi bakalım. Bekleyelim. Bir suyunu içeyim. Işıklar yanıyorken. Nereden ya? Bu nasıl yol? Sol mu bizde acaba? Nasıl? Anlayamadım. Bizde mi sol? Sinyal de vermedik ama. Yandaki araç ne kadar garip bir araç ya. Baksanıza şunun şekle. Yalnız bu bizi trafikte kilitler şimdi. Şu polisin arkasından kaçalım. Yok, nereye kaçıyor? Ya iki şeridi de kapattılar. Ya manyaklara bak. Polisi biraz arkadan şey yapalım ya. Bir taciz edelim. Basmıyorlar. Bu nedir? Bu da sınır 35'miş. Tabii ondan basmıyorlar. Polis, ben seni geçeceğim. Hah. Oh, sinyal vermedi mi o ya? Sanki sinyal vermedi. Hep güzel
arttırmış bir anda ki de. Nereden diyor? Sağdan mı? Aynen, sağdan. Sinyal verelim bari şimdiden de. Yollar çok güzel ya. Çok geniş. Baksana da şu yollara. Şu sağdan kaçacak yer yok mu ya? Kaçardık oradan be. Bunlar hepsi düz mü? Ha, bu abi de sağdan. Bak şimdi birazdan kırmızıya yakalanacağız. Biliyorum. Bak şimdi yakalanacağız. Geçeceğim. Geçeceğim. Geçtim ama yakalandık. İyi bari yakalanmadık abi. Ben ceza falan kesmedi. Göbekten sol diyor. Tamam. Az kaldı ya. Biraz kötü döndük ya. Vallahi kötü döndük ama. Aracı alırken görüntüsü hoşuma gitti de sürüşü ne bileyim sevemedim çok ya. Ya arkada dorse yok diye. Nereden? Buradan mı? Yok. Bir sonraki. Galiba buradan. Yol var mı burada ya? Aynen buradan. Kaldı 20 mil. Evet şu gelebildik ya. Bu yol güzelmiş. Bayağı ormanın içinde. Gece çok fenadır burası. Gece acayip karanlıktır ya. Aa, hiç belli olmuyor. Harita dümdüz gidiyor gibi. Oo, çok iyi ya. Yola bak. Yola bak sen. Geri inmesi nasıl olacak acaba? Yükle birlikte göreceğiz. Şu an çok zorlanıyor çıkarken. Oo, acayip zorlanıyorum ya. Baksanıza. Bu araç buranın hakkını veremiyor şu an. Diferansiyeli kilitleyeceğiz. Belki öyle çıkar. Dur bakayım çıkıyor mu şu an? Kadar zorlandı. Thank you.
be. Ne oldu be? Neymiş burası? Deep Crow. Forest Brothers. Orman işleri ha. Vallahi yordu bizi be. Bizi harbiden yordu yani. Oo, buradan Washington içine de gidiyor ha. Fena değil. Ama biz hadi buna gideceğiz dedik. Buna gidelim. Yalnız tomruk yükleyici çok uzun. Baksanıza şuna. Oo, taşıması çok fena. Şuradan çıktıktan sonra sıkıntı yok da. Nerede? Bir dakika, buna nasıl gitsek? Şöyle, neyse ya, geri geri son zor oluyor. Şöyle bir gelelim. Buradan bir çevirebilecek miyiz bakalım. Yani böyle çevirme. Aynen, güzel oldu. Bir bakalım mı? Oo. Bayağı uzun. Evet. Döndü mü acaba oradan? Sanki takılacak gibi. Valla takılacak gibi bir hali var. Daha tamam, kurtardık. Kendi ağırlığıyla gidiyor. Bildiğin itiyor şu an aracı. Hiç gaz yok. Bayağı savuruyor. Çok kontrolsüz inmeye gelmez. Biz sağdan mı geldik, soldan mı? Aşağıdan geldik değil mi? Tabi orası yukarı çıkıyormuş ya zaten. Yine çok hızlandı kendiliğinden. Ve dönemiyor sanki, dönemiyor sanki. İçeriden sürsem daha rahat sürerdim aslında da. Ha dedim, bir aracı dışarıdan göreyim. Yok yok, ben içeriden süreyim. Böyle süremeyeceğim. Böyle ne kadar rahat. Baksanıza şuna, dev dev.
Kola bakalım da gelen giden var mı? Dönmüş müdür? Dönmüştür herhalde. Levhaları var, yayalar geçer, şu olur, bu olur. Olur tabii de. Değil. Oo, takıldık sanki bir an ya. O kadar da geniş aldık ya. Ona rağmen. Biraz kötü sürdük bugün ya. Var mı yeşil? Yok. Yavaş yavaş kayıyor valla. Vurdunuz mu? Ah, hadi yeşil yan. Sola dönüş yanmıyor ya. Niye yanmıyor? Demin yanarken de kaçırdık onu. Neyse geçeceğim, yapacak bir şey yok. Kendinden mi? Nasıl bakayım? Aynen. Oo, böyle bir araçla sürmek için çok fena bir yol. Yola bak ya. Arabalar park ediyor falan. Yaya geçidi çok fena bir yol. Zaten trafik yaya falan yok. Kesti bayağı. 22'ye takıldı. Yok, basmıyor. Heh, şimdi.
Tekneleri falan da çekmişler. Çok keyifli yer ha. Oh, millet de yürüyor. Acayip bir yürüyüş yolu yapmışlar. Ne yapmışlar orayı? Şeritten çıktık galiba biraz. Şu mekanlar çok güzelmiş ya. İyi böyle bu açıda iyi sürdük ya. Çok belli olmuyor ama aslında tırmanıyoruz şu an. Yavaş yavaş tırmanıyor. Tren de geçiyor. Burayı zor dönebilir, biraz yavaşlamakta fayda var. Hadi içeriden devam edelim. Şu kaza falan yapacağız sonra. Zaten eksilerdeyiz ya. Oo, frenler güzel durdu. Erken bile durdu yani. Faraday. Kalkamadık. Vallahi kalkamadık. Oo. Zorlandı hayret. Yine mi kırmızı? Yapma be. Daha 157 mil varmış. Bayağı da var. Tamam dayı, ne yapıyorsun? İçimizden geçeceksin, ne yapıyorsun? Dönüş mü var? Nerede? Yine mi kırmızı be? Yapma be. Kime bu korna basıyorlar be? Aha, elim çarptı. Allah Allah. Niye basıyor? Kime basıyor ya da? Kırmızı yanıyor. Nasıl geçeyim? Yahu kırmızı yanıyor, kırmızı. Manyak adama bak ya. Kırmızıda korna basıyor adam. Kırmızı yakalandık durmadan ya. Sola dönüş yok mu şu an?
şurası müsaitse ya. Zorlandık çıkacağız ya ya. Güzeldi, hadi bas artık. Solda var aynen.
tersi mi girdik biz buna? Yok, doğru girdik. Ha, aynen bak. Hadi bakalım, sağ ol. Sinyal bir şey yok ya. Herhalde kimse... Şuradan bir bakalım da. Tamam, kimse bas. Döneceğiz. Ben de bilmiyorum.
kırmızıya da yakalandık ama. Tam sınırdayken geçtik kırmızıda. Missoula. Bu ne ya? Missouri'nin çakması gibi. Dön baba dön. Bu nedir ya? Gelemedik mi? Hı, şurası. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Verelim. Verelim abi. Hemen karşıya istiyor madem. Valla iyi mi ettik, kötü mü ettik bilmiyorum şu an. Bu nasıl şöyle oluyor, rampa gibi? Takılmazsak iyi. Tam olmadı. Ay, şöyle. Heh, şimdi oldu işte. Vay be. Ne yolculuktu be. Çok uzun geldi bana bu sefer. Seviye atladık mı? Atladık. Ey ey ey. Tam zaman teslimat. Ya genel zamanda yapıyoruz. Şu değerli yükü bir fulleyesim geliyor önce nedense ya. Aynen. Çok da dengeli yapmıyoruz ama. Mesajlara bakalım. Hesabınız eksi bakiye. Aynen. Borç ödendi. Evet. Borç ödendi. İyi oldu. Para da kalındı mı? 1000 dolar kaldı. Yani 1000 dolar kalmış, şaka gibi ya. Oy, vallahi komik. 394 bin dolar borcumuz var. Yani ödeyeceğiz artık, bilmiyorum nasıl olacak. Bir şeyler yapacağız. Evet, 50 dakika olmuş. Videoyu bence burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz zaten. Hadi bakalım. Bay bay.